Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün sizlere brokoli salatası yapacağız. Öncelikle gerekli malzemelerimizi size söyleyeyim. Brokoli, haşlanmış mısır, havuç, domates, biber, zeytinyağı, limon suyu ve tuz. Brokoliler nasıl temizlenir? Öncelikle onu göstermem lazım. Brokolilerimizi bir bıçak yardımıyla kalın olan saplarını şu şekilde kesiyoruz ve şu şekilde parçalara ayırıyoruz. Porsiyon porsiyon şu şekilde parçalara ayırıyoruz. Brokoliler çok kalın saplı. Yani buralarında ziyan etmiyoruz. Şu şekilde üzerindeki kalın tabakayı alıyoruz. Bakın görüyorsunuz. Çok çok faydalı bir bitki brokoli. Yani mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Özellikle kış aylarında bol ve ucuz olmasından dolayı. Şu köklerini gördünüz bakın ne kadar. Nereden baksan 200 gram, 150 gram kök var. Brokolilerimizi bol suda beklettikten sonra 3-4 defa tekrar yıkıyoruz. Brokolilerimizi bol suda beklettik. Şimdi süzgeci alıyoruz. Şimdi en az 3 defa tekrar süzgecide yıkıyoruz. Brokolilerimiz yıkandı. Brokolilerimizin taze ve yeşil olmasına dikkat edeceğiz. Yani taze olmayan brokoliler hem vitamin açısından hem de görüntü açısından güzel gözükmeyecektir. O yüzden şu şekilde yeşil ve sapları yumuşak, taze olması gerekiyor yani. Ayıkladık, tertemiz yıkadık, süzgeçlere çıkardık. Gene mısırımızı, haşlanmış mısırımızı yıkadık. Havuçlarımızı soyduk, yıkadık, haşladık. Domates biberlerimizi yıkadık. Yine burada zeytinyağı, limon, tuzumuz hazır. Şimdi sırada bir tencereye su dolduruyoruz. Soğuk su dolduruyoruz. Aslında bu sistem buharlı olması gerekiyor. Yani buharda pişirmeniz gerekiyor. Siz evde buharda pişirebilirsiniz. Ama biz 250 kişilik yemek yaptığımız için maalesef bu imkanımız yok. O yüzden mecburen suda haşlamak zorunda kalacağız. Şimdi bu su kaynadıktan sonra brokolilerimizi bu suyun içine atacağız. Brokolilerimiz sararmasın diye, yani soğumaya alacağız. Bir önemli bilgi daha vereyim. Brokolilerin haşlanırken gazanın kapağını kapatırsanız brokoliler sararacaktır. O yüzden sararmaması için sıcak suya attığınız brokolilerin kapağını kapatmayacaksınız yani. Arkadaşlar size biraz brokoli konusunda bilgi vereyim. Brokoli biliyorsunuz C vitamini açısından çok zengin bir bitki. Yani her ne kadar sevilmese de özellikle kanser türlerine karşı, kadınların meme kanserlerine karşı çok etkili olduğu biliniyor. Çok faydalı bir besin. Yani bunu özellikle tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Yani özellikle prostat kanserlerine karşı, erkeklerde biliyorsunuz prostat çok korku rüyası erkeklerin. O yüzden sık sık brokoli tüketmemizde fayda var. 30 gram bir brokoli günlük C vitamini ihtiyacını karşılıyor. Yani her ne kadar sevmeseniz de brokoli yemeye gayret edin. Yani brokoli besin değeri açısından çok faydalı bir besin. Bunu salata olarak kullanabilirsiniz. Yoğurtlayarak, haşladıktan sonra yoğurtlayarak tüketebilirsiniz. Yani brokolinin çorbasını yapabilirsiniz. Bir türlü seçenekler var. Brokoli ezmesi yapabilirsiniz. Onun için yani her halükarda brokoliyi farklı yönlerle tüketebilirsiniz. Bunları çocuklarınızı da yedirmenizde çok fayda var. Yani genelde çocuklar brokoliyi sevmez.
Ama onu bir şekilde yedirmemiz gerekiyor çocuklarımıza. İnşallah size faydalı bir sunum yapacağız. Brokoliyi bugün biz 250 kişilik brokoli yapıyoruz, toplu yemek yapıyoruz. Burası İzmir'de Süleyman Taştekin Anadolu Lisesi. Tertemiz bir yemek çıkarıyoruz. Hocalarımız, öğrencilerimiz çok sağlıklı şekilde besleniyorlar. Kullandığımız malzemeleri birinci sınıf kullanıyoruz. Her şeyin en iyisini alıyoruz. Zeytinyağı, çiçek yağı, diğer maddeleri hep markalı alıyoruz. O konuda bir kuşkunuz olmasın. İnşallah diğer öğrencilerimizin hayırlı duasını alırız. Şimdi suyumuz kaynadı. Suyumuza şöyle tuz ilave ediyoruz. Biraz zeytinyağı ilave ediyoruz. Kaynamış olan suya tuzumuzu ilave ettik. Zeytinyağı ilave ettik. Ve brokolilerimizi ilave ettik. 10 dakika sıcak suda brokolilerimizi haşlayacağız. Brokolilerimiz haşlanırken biz bir taraftan da havuçlarımızı doğruyoruz. Şimdi biberlerimizi sıla şeklinde biberlerimizi doğruyoruz. Evet, bakın şu şekilde biberlerimizi sıla şeklinde doğruyoruz. Domateslerimizi doğruyoruz. Domateslerimiz iri olursa şu şekilde ortadan bir tane daha ikiye bölüyoruz. Şu şekilde uzun uzun yaprak dilimi şeklinde doğruyoruz. Brokolimiz gördüğünüz gibi haşlandı. Saplar da yumuşadı. Artık ağrıyor bakın. O yüzden çok fazla kaynatmamak gerekiyor. Hemen buradan aldığımız brokolileri soğuk suyun içine ilave ediyoruz. Çünkü soğuk suyu almazsak brokolilerimiz sıcak suda beklerse kararacaktır. Çok da güzel gözüküyor. Bakın brokolimiz sararmadı, yemyeşil kaldı. Eğer kapağını kapatsaydık kaynatırken tencereyi brokolimiz sapsarı olacaktı. Brokolimiz soğudu. Şimdi brokolimizi tepsilere çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi brokolimiz rengi yemyeşil. Tepsilerimize çıkarıyoruz. Bu arada tekrar hatırlatayım. Yemeğimiz 250 kişilik. Tekrar hatırlatayım. Brokoli salatamız 250 kişilik 30 kilo brokoli kullandık. 2 kilo haşlama mısır kullandık. 1 kilo çarliston biber kullandık. 3 kilo domates kullandık. 4 kilo havuç kullandık. Yaklaşık 1 litre zeytinyağı ve 1 kilo taze sıkılmış limon suyu kullandık. Siz arzuya göre isterseniz üzerine sirke de dökebilirsiniz. Şimdi brokolimize mısır ilave ediyoruz. Haşlanmış havucumuzu ilave ediyoruz. Yeşil biberimizi ilave ediyoruz. Domatesimizi ilave ediyoruz. Zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Taze sıkılmış limon suyumuzu ilave ediyoruz. İsteyen, arzu eden olursa sarımsak düğüp sarımsak ilave edebilirsiniz. Biz toplu yemek olduğu için yani sarımsak kullanmıyoruz.
Sirke arzu eden olursa üzerine sirke koyabilir. Veyahut da baharat, sevdiği baharatları isteyen olursa, bunlar tamamen arzuya göre özel istek üzerine yapabilirsiniz evde. Bizim imkanlarımız bu kadar. Biz burada bu kadar yapabiliyoruz elimizdeki malzemelerle. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Eğer bizi takip ediyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. İyi günler.